Hocam buyurun. Buyurun hocam, buyurun hocam, buyurun hocam. Ya Mustafa, ben seninle komşunum diye beni böyle yerden kaçıracak mısın oğlum sen? Hayır, kendi belgeselimi seyrediyordum 27. kez. Vallahi yarıda bırakıyorum. Nedir? Hocam çok zorlu bir ilişki durumumuz var. Yani ilişkide kader maçı, tamam mı, devam mı diyeceğiz. Biz de yanılmamak için, bir hata yapmamak için arkadaşlarla size bir şeyler danışalım istedik. Evet. Hocam, Messi'nin Dünya Kupası'na kavuştuğu gibi Mustafa'nın da Burcu'ya kavuşmasını istiyoruz. Evet hocam. Size ne oluyor oğlum? Burcu'nun çok güzel arkadaşları var hocam. Şimdi anlaşıldı. Ekip güzel. Evet hocam. Ekip sağlam. Herkes oynamaya hevesli. Harika. Yalnız beyler, önemli olan karşı takımın da aynı şekilde bu oyuna hevesli olması, motive olması, öyle mi? Doğru hocam. İlişkinin kaçıncı dakikasındayız? Ne durumdayız? Hocam, ilişkinin ikinci haftasındayız. Maç 0-0. Peki. Şimdi bu ilişkide sizin bu kızlardan beklentiniz nedir? Gol. Herkes ister golü. Ben de isterim. Sen de istersin. O da ister. Bak, o da ister. Adam 3 haftadır gol orucunda böyle bakıyor. Öyle mi? Peki şimdi golü kim bulur? Kim bulur? En iyi hata yapan bulur. Öyle mi? Doğru hocam. Tamam. Biz de en iyi hata yapacağız. Şimdi sizin kafanızda böyle bir gidişat, ne bileyim, bir planlama var mı? Yani hocam, ne bileyim, top çevirelim diyoruz. Hani biraz takılalım diyoruz yani açıkçası. O zaman beraberle oynamıyoruz. Yok, beraberlik yok. Gol. Hat-trick. Geçelim şöyle. Mustafa, çıkar telefonu. Evet hocam. Çıkardın mı? Evet hocam, çıkarttım. Şimdi insanca. Evet. Güzelce. Hı. Kız niyetimizi belli edelim, buyurun. Tamam. Kızlar. Mustafa mesaj attı. Ne diyor, ne diyor? Bugün ne yapacaksın? Benim eve gelsene. Ulan hayvan gibi bunu mu yazdın hemen? Evet hocam. Çok kötü oldu bu ya. Karşı tarafı bekleyeceğiz. Bu çok kötü oldu. Of, hocam ne yapacağız şimdi? Buradan döner mi? Döndüreceğiz bakalım. Karşı taraftan bir cevap gelsin, göreceğiz. Çok kötü bir mesaj bu ya. Kızım siz daha iki kere buluşmadınız. Bu nasıl seni eve çağırıyor ya? Ay ne var ya, gitsin. Nasıl gideyim ya? Baksana, öküz gibi yürümüş bana. Böyle yazılır mı? Yani tamam, ben ondan hoşlanıyorum ama onun da bana olan ilgisinden kesinlikle emin olmadan onun evine asla gitmem. Ay nasıl emin olacaksın ki ya? Ay neyse, ben çok çabuk kanıyorum vallahi. Oha, buraya mı geldi? Yok artık. O kadar da yaş tahtaya basmayacağım yani. Kızlar, ilişkimi planlaması açısından Portekizli bir ilişki koçuyla anlaştım. Bize o destek olacak. Ha, Portekizli mi? Evet. Adı ne adı? Jorge Mesut. Jorge Mesut. Düşünün Şahara. Ne yapacağım? Hola, hola Burcu. Hola. Yani merhaba. Hocam tanıştırayım arkadaşlarımı. Leman, Jale. Peki. Merhaba. Merhaba. Hocam tam zamanında geldiniz. Çünkü Mustafa bana mesajı şu an yazdı. Ver bakayım, ne yazdı? Hemen göster. Hocam iyi misiniz? Ne oldu hocam? Değilim, değilim. Sana böyle bir şey yazamaz. Hayır, yok. Böyle bir şey yok. Bunu sana ilişkiyi yanlış kurmuşsun, yanlış. Böyle bir şey söyleyemem. Hocam ne yazayım ben? Baskı yapacağız. Baskı. Baskı, evet. Yaz. Beni nasıl eve çağırabilirsin? Defans, 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 defans. Hadi. Al buyur hocam ya. Sadece soru işareti ve ünlem gelmiş ya. Al işte. Dakika bir, trip bir. Oğlum sen hayvan ol hayvan gibi niye hemen kız eve çağırıyorsun? Ama hocam siz söylediniz. Yok, ben öyle bir şey söylemedim. Ben öyle bir şey söyledim. Ben ne dedim? Altını çizerek insan gibi güzelce niyetimizi belli ediyoruz dedim. Ben sen nereden bileyim oğlum hayvan olduğunu? Neyse, döndüreceğiz. İyi oynayacağız, döndüreceğiz. Yaz bakalım Mustafa. Evet hocam. Sevgili Burcu. Evet hocam. Dışarıda yağmur var. Evet. Yerler kaygan, yağışlı, ıslak. Evet. Seni bu yüzden eve çağırıyorum. Ayrıca öyle evde yalnız kalalım. Alayım ben seni içeriki odaya götüreyim. Sinema bahanesiyle sarılayım falan. Bunların hiçbiri yok. Benim arkadaşlarım da burada. Sen de al arkadaşlarını, gel hep beraber burada buluşalım, öyle mi? İşte bu be. Biz de oyuna giriyoruz oğlum. Yaz yolla. Gelin biz de buluşalım, yazdım hocam. Yaz yolla. Bakalım ne diyecekler. Hadi bakalım.
buluşalım. Yani şey, evlerine giderim demek. Yani going to stay home. Türkçe var benim ya. Sus! Sizi düşünmeye çalışıyorlar, düşünmeye. Evet. Düşmeyeceğiz. Şimdi takım halinde hep geri, geri. Hemen savunmaya geç, defans. Hadi çizgi halinde çizgi. Çizgi bozma. Geç şöyle, geç şöyle. Geç şöyle, geç. Sinirlenme. Heh, bozmayın. Tek çizgi, çizgi halinde ip gibi dizil. Tamam, tamam, şimdi, tamam. Şimdi takım halinde hücum. Hücum. Onları dışarı çek, dışarı çek onları. Ne yazalım hocam? Heh, dur. Şimdi ip gibi, ip gibi dizil. Tamam. Hemen, hemen bir selfie patlat, selfie. Selfie, ne kaybettiklerini anlasınlar. Kızlar, hemen bir selfie, tamam mı? Hemen yolluyorum. Bakalım ne diyecekler. Aha beyler, fotoğraf! Fotoğraf beyler! Beyler, fotoğraf! Açıyorum fotoğrafı aç, beyler! Aç! Üç aşağılı adam gibisiniz. Ah bazen ne oluyor ya? Beyler azıcık sakin ya. Kulluğumuzu bozmuyoruz. Tamam. Yaz bakalım. Evet hocam. Güzel çıkmışsınız. He. Beğendik. Hocam alev atayım mı? Alev alev yok Mustafa. Alev alev yok. Ligin zirvesi zaten alev alev. Beyler bakın taktik şu. Öyle bir kıza Instagram'dan kalpli gözler atayım. Her yerine 100 numara basayım. Öyle alevler yollayayım. Şimdi hatta yeni bir şey çıktı. Çok abaza gibi gözükmemek için aşağıda kalp. Değil mi onu? Bir de hani yolladığı kişi görüyor. Onu herkes görür Mustafa. Kız görürse arkadaşlar da görür. Öyle şeyler yapmıyoruz. Tek top. Tek bas. Sakin. Sakin. Beğendik demiş. Ay hiçbir kötü niyeti yok gibi hocam. Ay aksi. Kanmak yok. Hayır. Bak. Ben stalk ekibini araştırdım. Bak. Mustafa'nın bak. Beğendiği fotoğraflar. Takip ettikleri Twitter, Instagram görüyorsun. Aa şuna bak. Hep bikinili kadınları beğenmiş ya. Geberteceğim seni. Ne yazıyoruz hocam? Baskı yapacağız. Yaz hadi. Tamam. Aha, aha, aha beyler. Allah, senin beğenmediğin bir kadın kalmış mı acaba Instagram'da yazmış ya. Hocam benim bütün sosyal medya hesaplarımı stoklamış beyler ya. Oğlum sen nasıl kapat, senin kız arkadaşın var. Kapat şunu, yapmasana şunu. Ne demeliyorsun? Bir anda oldu yani. Oğlum beyler sakin bir oturalım. Ne oluyor ya, oho. Ercü, ha? Biz ilk fuarda bu oyunu birazcık açacaksak ya hiç takım olarak çıkmayalım. Öyle mi? Sakin olalım. Hepimiz erkeğiz. Hepimiz faal yaptık, tufan. Hepimiz offside'de kaldık. Mustafa silmek yok. Arkadaşlar, az adamlıkla yakalanmış olabiliriz. Karakter eksiğimiz bizi sahada 10 kişi bırakmış olabilir. Olsun. Kız ne diyor? Instagram'da onu bunu beğenmişsin diyor. Bu ne demek? Seni kıskanıyor Mustafa. Kıskanmak ne demek? Kız senden hoşlanıyor oğlum. Hocam neresi hoşlanıyor ya? Bela emoji atmış. Küstah emoji atmış. Yani aşağılayan bütün ne emoji varsa hepsini atmış. İlişki bitti ya. Yo. Biz bitti demeden bitmez, öyle bir şey yok. Ver bakış telefonu. Buyurun hocam. Bakayım ben o selfie'ye. Gözlüğümde yok ki. Buyurun hocam. Ha bir dakika. Aha, aha. Bu selfie'de Jorge Mesut da var. Bunlar taktik alıyor. Oh, yaşlı kurt hoca tutmuşlar. Ulan o yaşlı kurt, biz elma kurdu muyuz? Yaklaşım abi. Evet. Arkadaşlar şimdi önde basıyoruz. Bu kızın en sevdiği yemek ne? Kumpir. Kumpir. Bak Mustafa iyi senet. Sevgili Burcu. Instagram'da evet güzel kızları beğendim Sima. En çok seni beğenmemden, bütün fotoğraflarını like'lamamdan anlamadın mı? Ayrıca seni eve çağırmamdaki asıl sebep. Çok güzel kumpir yaparım. Sana da kumpir yapmak istemiştim. Aa yalnız hocam ben kumpir yapmayı bilmiyorum. Onu da ben yapayım Mustafa. Senin kumpirini de ben yapayım o zaman. Alayım bir patates, yarayım ikiye ha? Tereyağısı, kaşarı, azıcık çırpayım böyle. Biraz Amerikan sosisli ketçap mayonez. Ortaköy'dekiler gibi bağırayım. Olur mu öyle? Beyler kendinize gelin. Gol atmak birazcık antrenman ister. Gol atmak için ne yapacaksın? Yemek yapacaksın. Sinemaya götüreceksin. Para arayacaksın. Öyle mi? Öyle olur hocam. Biz bunları yapacağız. Evet. Yaz. Evet hocam. Gönder. Gönderiyorum hocam. Şimdi bakalım ne diyecek. Hogi hocam, Mustafa beni kumpir için çağırmış be. Ben kumpir çok severim, gidip yeseydim. Ya kumpir ya, senin değil mi? Benim problem, sen çok salak.
Ne diyor? Ne mi diyor? Kız yüzüne salak dedi, anlamadın mı? Peki hocam, ya biz ne diyeceğiz şimdi? Ne yazacağız ya? Baskı yapacağız. Yaz! Yaz! Hocam, kızlar mesaja dönmedi. Zaman geçiriyorlar. Kızlar öndeler Mustafa. Bunları zaman geçirmeyi sever. Mesaj geldi. Ne diyor? Aha. Bazı şeyleri önden konuşmak istiyoruz yazdılar hocam. Önden konuşmak. Tipik orga taktikleri bunlar. Önde baskı olur. Kabul edelim, konuşalım. Neymiş? Tamam. Neymiş? Ha, konuşalım ya. Konuşalım. Ne diyor? Hadi, hadi konuşalım hadi. Konuşalım. Hadi konuşalım o zaman. Konuşalım yazmış. Tamam, çek üstüne. Üstüne çek. Dur lan, dur lan, dur lan. Restoranda buluşalım diyor. Ne restoranı? Ev dururken ne restoranı? Gitme lan, hiç bu gururun yok oğlum senin. Arkadaşları da varmış, sizi de çağırıyormuş. Ne duruyoruz oğlum? Hadi gidelim lan. Yalnız arkadaşlar, gidelim gitmesine de şöyle söyleyeceğim. Hani ben biraz dışarı çıkmama, evde buluşma bahanesi biraz benim param olmadığındandı ya. Oğlum saçmalama, bende okul harcı var. Onu gömeriz. Gömeriz. Anlamışsın. Namuslu bu. Aferin. Aferin. Namuslu bu. Yalnız bir şey var. Oraya kalitesinde bir hoca. Niye böyle defansı bırakıp dışarıya davet etti bizi? Kafamı karıştırdı. Fark eder mi? Fark etmez. Kabul. Kabul tamam, et. Gel. Tamam. Tamam. Kabul etti. Ne yapalım? Çak şimdi cevabı. Çak, çak. Hocam bittik biz. Ne oluyor Mustafa? Şöyle yazıyor. Babamla tanışacağın için çok sevinçliyim. Demek ki ilişkimiz ciddi diyor. Çağırdığı restoran babasının. Çok pis gol yedik ya. Of. Varge Hoca müthiş bir offside taktiğiyle bizi offside'da bıraktı ya. Buna bello, hello, cello. Olabilir mi öyle bir şey Mustafa? Ya bu kadar basit hata yapılır mı Mustafa? Ya insan bir sormaz mı arkadaşlar? Nereye gidiyoruz, ben bir Google'layım, yıldızına bakayım demez mi? Durduk yere kayınpederle tanışacağız ya. Diğer taraf böyle seviniyordur şimdi Mustafa, böyle. Ya, ya, sevinmek yok, yok. Ha, lan. Hocaya bak, sevinmemize bile kızıyor ya. Ya, Burcu, bakın artık hep bu hocayla anlaşalım. Uzun ilişki için uzun anlaşma yapalım. Ha. Hocam, bundan sonra bizim bütün ilişkilerimizi siz yönetin. Hadi. Hayır, sadece bir sene. No, ha. Neden? Yok, Adriana Lima'dan ben teklif aldım. Yok. İş Brezilya ise akan sular durur. Adriana Lima beni hep çok heyecanlandırdı, çok. Neyse ya, kızlar sonuçta buna da şükür. Yani evlilik aşamasına geldim yani şu an. Hocam size borçluyum, sağ olun. Hayır, daha evlenmedin, evlenmedin. Hayır, hadi. Hayır. Ya tamam hocam, kızmayın. Peki ne yapacağız şimdi? Çalım çalışacağız, çalım antrenmanı. Evlenmek için, dünya evine girmek için iyi çalım atmanız tamam. Lazım. Heh, benimle gelin. Tamam. Gelin mi? Allah söyletti. Ne yazalım hocam? Bu çok salak bir kız. Ya hocam hani biz bitti demeden bitmezdi ya. Ben bittim, ben mahvoldum ya. Mustafa, what can I do sometimes? Yok etti tabela hocam yani. Final nikah masası yani ha? Yani evet hocam, şimdi bu adam bu kızın babasıyla tanışırsa nikah masasında biter bu iş. Kaybettik biz bu maçı ya. Beyler tamam, sakin olun. Sakin olalım, geçin oturun, biz sakin kalalım. Böyle boynumuzu bükmeyelim ya. Beyler, yel ancak kayadan toz alır. Tamam, bu maçı kaybetmiş olabiliriz. Ama önümüzdeki maçlar daha önemli. Evlilik dediğim bir Şampiyonlar Ligi, öyle mi? Bu işin kız tarafı olduğu gibi bir de erkek tarafı var. Beyler, biz daha kaynana kozumuzu kullanmadık. Aynen beyler. Madem iş ciddiye bindi, çıkar oynarız be. Oynarsınız. Hadi be. Şarkı oynayacaksınız. Beyler, dur gitme. Bu oyunda, kendi düğününüzde Erik Dalı, Harman Dalı, damat alayı, bunları çıkacaksınız, aslanlar gibi oynayacaksınız, öyle mi? Öyle mi? Sırada aile kurmak, koca olmak, baba olmak var. Hadi yürüyün aslanlar! Hadi yürüyün! Hadi yürüyün! Hadi gidelim be! Allah yardımcınız olsun! Şerefsiz haysiyetsizler. Neymiş o, kızlarla zaman geçireceğiz de iki gol atacağım, çıkacağım da. Ulan iki kız babasıyım, ben sana bunu yolunu göstermeyeyim, şerefsiz. Şöyle böyle her şeyden uzakta.
paylaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen desin.